6 ay önce Diyarbakır'da meydana gelen kaza Eslen Bebeği hayattan kopardı. Yola aniden fırlayan otomobilin neden olduğu kazada 1,5 yaşındaki bebek beyin kanaması geçirdi. Ailesi bilirkişi raporunda asli kusurlu görülen diğer aracın şoförünün ceza almasını istiyor. Güzel gülüşü soldu Eslem bebeğin. 6 ay önce Diyarbakır'da yaşanan kaza onu hayattan kopardı. Tek çocuklarını kaybeden aile tepkili. Çünkü iddiaya göre ne sürücü gözaltına alındı ne iddianame hazırlandı. %100 suçlu olan biri nasıl o kadar rahat elini kolunu sallayarak e, geziyor yani. Bir buçuk yaşındaki Eslen Bebek arka koltukta oturuyordu. Annesi kızına mama vermeye hazırlanıyordu. Acıktığından dolayı mama hazırlamak istedim. O süre zarfında anneme teslim edeyim derken kadın hani durduğu yerde birden hareketlendi ve önümüze doğru kırdı. Sürücü yasak yerden U dönüşü yapınca iki araç çarpıştı. Minik eslem bu kazadan iki saat sonra hayatını kaybetti. Kızımın kafası değdi. O anda direkt bilincini kaybetti. Zaten hastaneye kaldırdık. Beyin kanamasından dolayı vefat etti. Sürücü olay yerinde ifade verip serbest kaldı. Sonradan hazırlanan bilirkişi raporuna göre asli kusurluydu. Bizi hiç aramadı, hiç sormadı. Başsağlığı dilemedi. Bir anne olarak e, yani içim yanıyor. Şu an yaşasaydı iki yaşında olurdu. Ancak kat raporu ne zaman geleceği belli değildir. Süreç uzadıkça ailenin üzüntüsü katlanak artmıştır. Sürücüden şikayetçi olan çift sürecin çok yavaş ilerlemesine tepkili. Savcılıksa iddianamenin hazırlanması için kati raporu bekliyor.